Merhaba. Bugün günlerden çarşamba. 22 Nisan çarşamba günü. Yani haftanın 3. günü. Bugün size 23 Nisan'ın nasıl bayram ilan edildiğini anlatacağım. Ve çok çok heyecanlıyım çocuklar. Özür dilerim. Çünkü yarın 23 Nisan ve neşe dolacağız. Sevinç, mutluluk. Of, çok güzel bir gün olacak bizler için. Öncelikle 23 Nisan nasıl ilan edildi onu konuşalım. Sonra dün size bahsetmiş olduğum Atatürk'ün çocukları çok sevdiğini zaten söylemiştik. Çocuklarla ilgili bir anısını anlatmak istiyorum. Sonrasında en sonunda bir sanat etkinliği yapacağız çocuklar. 23 Nisan'la ilgili sanat etkinliğimizi yapacağız. Sanat etkinliğimiz için şimdiden söyleyeyim. Birit, makas, beyaz resim kağıdı ve kırmızı karton lazım. Ben şimdi bu konumuzu anlatırken annelerinizi isterseniz size malzemelerimizi tedarik etsinler. Sonrasında birlikte etkinliğimizi yapalım. 23 Nisan yarın çok güzel, coşkuyla kutlayacağız. Herkes dış camlardan bayraklar sallasın çocuklar. Çünkü ben öyle yapacağım. Ve son sesle 23 Nisan şarkıları açıp evimizde dinleyeceğim. O kadar güzel ve enerji dolu, mutlu bir gün olacak. Umarım o gün hava da çok güzeldir, muhteşem olacak diye düşünüyorum yarın için çocuklar. Çok heyecanlıyım. Heyecanım gerçekten size de yansıyordur, biliyorum. Hemen 23 Nisan nasıl ilan edildi, bayram olarak nasıl ilan edildi ona geçelim çocuklar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve Türk halkı kurularak Türk halkı egemenliğini ilan etti. Değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu Atatürk önderliğinde. Ne oldu? Milletvekilleri gelerek ne yaptı? Karara vardı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve egemenliğimiz ilan edilmiş oldu. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününü bayram olarak kutlama kararı aldı. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu için büyük bir bayram olarak kutlanma kararı aldı. Bu kararı 1924 yılında almıştı. Sonrasında 5 yıl sonra bu kararı ne yaptı? Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti çocuklar. 23 Nisan 1929 yılında Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti. İlk defa 23 Nisan 1929 yılında çocuk bayramı olarak kutlandı. Ve bu kutlamada kutlandı ve çok güzel geçmiştir eminim. Ve 1979'da ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta ne oldu? Taşımış oldular 23 Nisan'ı ve bunun sonucunda milli bayramımıza her yıl 40'ın üzerinde ülke ve misafir olan yabancı çocuklar gelmekte. Şu anda da mesela 23 Nisan'da eğer bu virüs salgını ülkemizde olmasaydı, dünyada olmasaydı eminim hepimizin gördüğü, anneleriniz, babalarınız görmüştür. Sizler de belki görmüşsünüzdür ya da önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. Yurt dışından yabancı olan çocuklar ülkemize geliyor ve 23 Nisan'da el ele tutuşup onlarla birlikte vakit geçiriyoruz çocuklar. Gösteriler yapıyorlar. Eğer okul açık olsaydı bizim de 23 Nisan'da bir gösterimiz olacaktı. Ne yazık ki bu virüs olduğu için yapamıyoruz. Ama tek umudumuz, tek temennimiz okul açıldığı zaman kaldığımız yerden devam edip en coşkulu şekilde tüm etkinliklerimizi yapmak çocuklar. Yurt dışından misafir edip gelen yabancı çocuklarla birlikte 23 Nisan coşkuyla kutlanmaya başlamış çocuklar. Ayrıca şöyle bir durum söz konusu. Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke hangi ülke? Bizim ülkemiz Türkiye çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilanıyla egemenliğimizi resmen ilan ediyoruz ve Atatürk bunu bayram olarak ilan ediyor ve ne yapıyor? Bu bayram olarak söylendikten 1924 yılında armağan edildikten sonra 5 yıl sonra 1929 yılında çocuklara armağan ediliyor ve ilk ve tek
dünya ile birlikte paylaşan, bütün çocuklara bu bayramı hediye eden ve dünya ile paylaşan tek ülke hangi ülke? Biz çocuklar. Atatürk gerçekten ülkesini, vatanını çok seviyordu. O yüzden bu millete gerçekten çok değer veriyordu ve bu millet için yapmadığı hiçbir şey de kalmadı. Gerçekten çocukları da çok seviyordu. Türk milletinin gönlünde onun bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda ve okullarımızda, kurumlarda, evlerde, yurt dışında, bütün ülkede milli birliğimiz kutlanıp milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesi olarak temsil etmekte çocuklar. Büyük Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocukları milletin geleceğidir. Atatürk düşüncesinde ne diyor? Çocuklar milletin geleceğidir. Evet, sizler geleceğimizsiniz çocuklar. Sizler bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak olanlar da sizlersiniz. Sizlere duyduğu sarsılmaz güvenin ifadesi olarak milli bayramımızı 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Evet, sizlere güveni, sonsuz güveni, sarsılmaz güveni olduğu için 23 Nisan'ı kime emanet etti? Siz çocuklara emanet etti, armağan etti. Tarihimizin gurur dolu sayfaları yeni nesillerce öğrenilmesi, sizlerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceği yeni cumhuriyet bekçileri yetişmesi amacıyla 23 Nisan'la önemli birer vesiledir çocuklar. Atatürk milletimize ve bütün çocuklara bu bayramı hediye etmiş ve kutlu olsun demiştir. Gerçekten bu bayramı coşkuyla kutlayacağınıza, layığıyla Atatürk'ün bize armağan ettiği gibi kutlayacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum çocuklar. Şimdi 23 Nisan nasıl ilan edildi konuştuk. Şimdi size Atatürk'ün bir çocukla olan hikayesini, anısını anlatacaktım. Atatürk bir gün bir okula gitmiş. Okulda her zaman olduğu gibi bütün çocuklar gelmiş, etrafını sarmış. İşte ona sevgisini falan ifade ediyormuş. Hepsi sevinç içinde onu alkışlayıp böyle coşkuyla kutlarken, böyle alkışlar yerken yalnız küçük bir çocuk kenara çekilmiş ve ilgisiz gibi duruyormuş. Atatürk tabii bunu fark etmiş ve onun yanına gitmiş. Atatürk çocuğa şey demiş: "Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var yoksa hasta mısın?" demiş. Çocuk tabii hemen cevap vermiş: "Bir şeyim yok efendim." demiş. Arkasını dönmüş ve gözlerinden akan yaşları silmeye başlamış. Atatürk: "Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben çok üzülüyorum." demiş. Ve çocuk bunu duyduktan sonra yaşlı gözlerini Atatürk'e dikerek çevirip demiş ki: "Atam, hep seni görmeyi hep seni böyle yakından görmeyi isterdim. Geldi, gördüm. Sevindik. Bir daha seni ne zaman göreceğim diye ağlıyorum." demiş. Atatürk oradaki çocuklara bakmış ve demiş ki: "Beni görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizin bir parçanızım. Ben de sizin demek. Ben de sizin bir parçanızım. Ben de sizin bir parçanızım." demiş çocuklar. Burada sonunu tam şey yapamadım. Evet, "ben de sizin parçanızım." demiş. Ve burada Atatürk çocuklara olan sevgisini çok güzel anlatmış, çok güzel ifade etmiş. Ne demiş? "Aynaya bakın." demiş. Orada sizde demiş, aynaya baktığınız zaman sizde demiş, "benim birer parçamsınız." demiş. Ne kadar güzel söylemiş değil mi çocuklar? Evet, bizler Türk çocukları, Türk halkı, Atatürk'ün birer parçalarıyız. Onu görmek istediğimizde siz de aynaya bakabilirsiniz çocuklar. Evet, Atatürk'ü çocuklarla ilgili olan hikayesini de paylaştıktan sonra şimdi sanat etkinliğimize geçiyoruz çocuklar. Malzemelerimiz kırmızı karton, beyaz resim kağıdı ve pirit. Peki ben bunu yaparken
Sonda bir de 23 Nisan şarkısı açmak istiyorum izin verirseniz çocuklar. O biraz çağrısı. Bu arada biz de etkinliğimizi yapalım. Çünkü içim sevinçle dolu çocuklar. O şarkımız çalsın. Ne yapıyoruz? Resim kırmızı fon kartonumuzu katlıyoruz. İkiye katladık. Ve ince ince böyle düz düz kesiyoruz çocuklar. Böyle düz kesiyoruz. Sanki en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşe doluyor insan. Çocuklar, şimdi onları bir resim kağıdımıza iki ucunu birleştirerek yapıştıracağız. Hepsini şöyle şöyle yapalım, uçlarını birleştirelim. Bakın şöyle. Biraz şişirelim şöyle çocuklar, şişkin olsun. Evet. Bu yaptıklarımızı da çocuklar şuraya böyle daire şeklinde, ortasına daire şeklinde yapıştırıcı sürdüm ve bunları böyle yapıştıracağım. Bunları da böyle yapıştıracağım ve güzel bir etkinlik yapacağız çocuklar. Üst üste yapıştırdıktan sonra, yani şunları yapıştırmaya devam edeceğiz. Çünkü burada karışmasın. Tekrar açalım Atatürk 23 Nisan şarkımızı. Şimdi o açılır. Bunları birleştirmeyi unutmayın çocuklar. Tamam mı? Birleştirip böyle yapıştırıyoruz. Sonra ne yapacağız? Merak ediyor musunuz? Bence merak ediyorsunuz. Bakalım yetecek mi? Ah, son bir tane kaldı. Çocuklar sizce oldu mu? Bence bir iki tane daha yapmam gerekiyor. Ondan sonra tamamlayacağız. Siz de kestiklerinizi yapıştırıyorsunuz. İlk önce iki ucunu birbirine yapıştırmayı unutmayın çocuklar. Hepsini, tamam mı? Şunları bir ucuna sürüyorsun. Sonra diğer ucunu buraya birleştiriyorsun. Bu iki tanesini de yaptıktan sonra diğer çalışmamıza geçeceğiz. Bunu da buraya yapıştırdık. Buraya da diğerini yapıştırdıktan sonra bence oldu. Ne diyorsunuz? Şimdi ne eksik çocuklar? Kırmızı bir bayrak görevi gibi yapıyor oluyor. Bir de ne yapmamız lazım? Bizim
ay ve yıldızımızı yapmamız gerekiyor. Hemen kalemimi aldım. Kocaman bir ay çiziyorum. Bir de yıldız çiziyorum. Yıldızınızı da ayınızı da siz kendiniz çizin çocuklar. Bu çünkü sizin sanat etkinliğiniz. Bunları yapabileceğinizi düşünüyorum. Bizim şarkımız niye çalmadı? Şimdi oldu. Kestiklerimde yapıştırdım ve sanat etkinliğimiz tamamlandı. Şuraya adımı yazayım. Sizler de adınızı yazın çocuklar. Bakın harika bir sanat etkinliği oldu. Tam bir bayrak renklerimizde kırmızı ve beyaz tonda oldu ve harika bir etkinlik yaptık. Bugünlük dersimizi bitiriyoruz. Yarın 23 Nisan çocuklar, gerçekten coşkuyla neşeyle kutlayacağınızı biliyorum. Evlerde de olsak dediğim gibi balkonlara çıkıp bayraklar sallayabiliriz. Son sese şu şarkımızı açıp ona eşlik edebiliriz. Var bir dün, çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşe doluyor insan. Hep neşe dolmanız dileğiyle çocuklar, bugünkü dersimizi bitiriyorum. Yarın 23 Nisan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Hepinizi çok çok seviyorum ve öpüyorum. Sevgiyle kalın.